Herkese merhaba. Bugün Strand Bookstore'dayız. Bundan hemen sonra Barnes & Noble's'a gideceğiz. Bugün aslında birazcık Amerika'daki kitap kültürüne dair ön bir video olsun istedik. Güzel bir pazar günündeyiz. Bu kitapçıyı gezeceğiz. Birazcık bakacağız Covid'den sonra neler olmuş, ne durumda buradaki kitapçı. Sonrasında da Barnes & Noble's'a gideceğiz. Bir örnek karşılaştırma yapmak amacıyla. Hemen vakit kaybetmeden isterseniz hemen gidip gezmeye başlayalım. Meşhur iddiası şudur, 18 bin millik kitap vardır burada. Tabii o şu anki güncel haliyle yaklaşık 23 bin mil olduğu söyleniyor. Çok fazla bir koleksiyona sahip burası. 4 katı var. Biz şu an giriş katındayız. Birazdan diğer katları da gezeceğiz. Katta daha çok güncel kitaplar bölüm bölüm ayrılmış. Şimdi birazcık size şeyi anlatayım. Koronadan sonra Strand'in hali ne oldu diye. Aslında bugün pazar günü, yine gözle görülür bir kalabalık var. Ama koronadan sonra özellikle Ekim'in sonlarına doğru buranın sahibi bir yardım talebinde bulundu okurlardan. Çünkü malum çoğu yer kapanmıştı ve insanlar artık gelemiyordu kitap almaya, işte uğramaya. Bir hafta sonu içerisinde 25 bin tane sipariş verdiler. Daha çok online oldu aslında, hani toplanıp derken online sipariş oldu. Bir hafta sonu içinde en yüksek satışına ulaşmış oldu burası. Tabii birazcık hala ayakta kalmaya çalışıyor. Genelde hafta sonları insanlar oluyor. İstedikleri, bakabildikleri bölümlerde koronaya rağmen eğlenmeye çalışıyorlar. Önceden burada asansör yoktu. Asansörünü de son birkaç sene önce koydular. Hatta buranın sahibinin bir röportajı var. Bu Barnes & Noble'la yetişme meselesi soruluyor ona. Çünkü Barnes & Noble'a da gideceğiz. Orada daha çok işte kahve alıp oturabiliyorsunuz saatlerce. Burada öyle bir imkan yok. Oranın sahibi de o zamanlar 2013'tü zannedersem şey diyor, biz de kahve koymayı düşünüyoruz. İşte biz de hatta donat falan koyacağız diyor. Öyle bir hizmet vereceğiz, insanlar gelsin eğlensin diyor. Ama burası tabii ki çok daha otantik bir yer. Barnes & Noble gibi, Noble gibi çok chain bir yer değil. Görüyorsunuz gayet kalabalık bugün. Kata inelim. Bu katta plaklar var, çantalar var, işte pinler var, magnetler falan var. Bir bakalım neler varmış. Daha sonra üst katlara da çıkarız. Bu arada ne tesadüf, Taha ile İsmail'e rastladım bugün New York'ta. New York çok küçük bir yer Taha.
altında istemi içiyorum. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne bakıyorsunuz? En alt kata inmişler onlar da. We're looking for a good bug. For a good bug? Yeah. Belki ikinci, birinci katta baksanız daha iyi olurdu. No. This section is a lot more calm though. There's a lot less traffic. We could look at things without being bothered too much. Evet, upstairs was really, doğru. Really crowded. İlk kat genelde çok daha kalabalık oluyor. Burası daha sessiz, sakin diyor Taha'da. Taha'cığımız. İsmail'cığım. Dolaşalım bakalım. Sessiz konuşuyorum. İnşallah sesim gidiyordur. Hani burada insanların da keyfini bozmak istemem. Zaten çok sesli olmayan bir ortamdayım. İnşallah sesim geliyordur o yüzden. Biz gezmeye devam edelim. Bakın plaklar var burada. Like there's some books that are great that might be banned. The topics are not good. Like this was banned from Charlotte's Web, since it's a children's book. That's the last stop we have to make. I feel like I read this in like fourth grade. Şimdi Strand gibi New York'un en büyük ikinci el kitapçısının pandemide uğradığı hasar aslında üzerine değinilmesi gereken bir mesele. Burası şimdiki adıyla 1927'de kuruldu. Tabi 29'daki büyük buhranı atlattı burası. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını da zamanında atlattı. Ama şu anki pandemi en büyük sınavı oluyor buranın. Az önce anlattığım gibi en son o Ekim'deki kurtarma operasyonu diyelim. O birazcık buranın aslında can suyu olmuş olabilir. Ama buranın CEO'su birazcık online'da daha fazla işler yapmanın peşinde. Çünkü zaten sadece pandemi değil, Amazon gibi bir etken de var biliyorsunuz. Aynı şekilde Barnes & Noble's'ın da aynı dertten muzdarip olduğunu biliyorsunuzdur. Amazon artık online bookstore olmuş durumda ve hem daha uygun, hem ertesi gün bile Prime'e üyeyseniz evinize kitabı hemen getirtebiliyorsunuz herhangi istediğiniz bir kitabınızı. O yüzden buralar tabii daha butik yerler kaldı. Ama küçük yerleri desteklemek isteyen insanlar gelip tabii buranın müdavimi olan insanlar buraya gelip tekrar kitaplarını almaya devam ediyorlar. Barnes & Noble's'u da sevenler vardır. İşte orada kahvesini, sandviçini alıp saatlerce bir kitabı alıp bir köşede oturup okumayı da sevenler vardır. Ama buraların tadı başka tabii ki. Bu Strand'in dar koridorlarında, bu eski kitap kokularında dolaşmak çok daha farklı. Ben o yüzden daha çok Strand'ciyim aslında. Özellikle pandemi olmasa buranın müdavimi olurdum eminim. Çünkü buranın tadı başka. Evet, Taha ile İsmail'i crime köşesinde yakaladım. Ne yapıyorsunuz siz burada ben dolanırken? Caught in the act. Ne yapıyorsunuz? We're just hanging out. Evet, bence sizin takipçileriniz neyi okuduğunuzu, neye baktığınızı merak ediyorlardır. Biraz İsmail söyleyeyim. Had a special mission. Yeah. Dur bak bir tane gidiyor. Ha. Bir tane gidiyor. Aha. Bir dakika, görecek mi? Çok komik bir şey yapmışlar görecek şu anda. Bakıyor. Oğlum. İsmail, ne yaptın? İslam'a dair kitaplar buldun mu diye sordum. Bana şu an bir şey yapmışlar, onu anlatacak. This is the occult section where people we don't necessarily agree with would come. Tamam. And try to find books, so we decided to plant a book. Bunu mu koydun? Instead of the book of spells, maybe we have a young mind stumble upon Sufism.
Allah'ım. Bir tane anladınız mı yaptıklarını? No. Böyle bir köşeye gidip İslam bir Gazali kitabı koymuşlar. Belki biri gelir de bakar diye, okur diye burası de yapmışlar. Burası satanist köşesi. Evet. İsmail de onu politically correct olmak için bizimle hemfikir olmayan insanların köşesi diye şey yaptı. Gazali. Gazali'yi satanist kitapların arasına koymuş. Belki biri Müslüman olur, İslam'a döner falan diye. Evet, şimdi çocuk kitaplarının olduğu bölüme geldik. Bakın burada bir tanesi kendine bir şeyler bakıyor. Burası da gayet kapsamlı, özellikle şu keşede çok çok tatlı çocuk kitapları var. Zaten rengarenk bir dünya, baksanıza. Strand'den çıktık. Biraz kalabalıklaştı. Zaten sonuna doğru da ya burada biraz çekim yapmasanız iyi olur gibisinden bir uyarı geldi. Aslında biraz göreceğimizi görmüş olduk. O yüzden kapattım ve şu an dışarıdayız. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Gerçi Strand'e geldiler daha önce ama biraz konuşalım sonrasında, çünkü Barnes & Noble'la karşılaştıracağız. Evet, söyleyin bakalım gençler, ne düşünüyorsunuz? Yeah. Strand Bookstore, it was second hand books, so the books, there's a lot of variety. Each floor has a different theme, and we went, there's four floors, we went to three of them. The top floor is rare books, we couldn't go there, but we went to each of the other ones. The main floor, the first floor, was very crowded and it was very hot, so we went to the bottom floor and went around there a lot first, and then we went to the top, which was the child's floor. That wasn't too enjoyable, but other than that, it has a lot of books, a lot of variety, and it's a big tourist attraction. There's not a place to sit down and grab a book and read, or to grab a coffee and relax. But other than that, it's good for a lot of students, a lot of tourists to come and just grab a secondhand book for cheap and read it and get back on the go. Yani Taha, özetle herhalde biraz Barnes & Noble'a mı kayacaksın? Bilmiyorum, oraya gidince de konuşuruz. İsmail, sen ne düşünüyorsun? Belki. Very nice bookstore. It's very big, very diverse. I like the way they categorize their books. They have a lot of different, what do they call that? Right. Sections. Genres. Genres, you know. Yeah. But overall, I think Barnes & Noble's is a little bit better, even though this is a lot cheaper. At least at Barnes & Noble's, like Taha said, you could sit down, drink your coffee, yep, read your books. Bu arada Barnes & Noble's'a ikinci ay kitap var mı? Five for five stars. İsmail yine her şeye 5 yıldız vereceği bir gün olacak herhalde. Daha puanlama yapmadan 5 verdi. Barnes & Noble'da ikinci el kitap var mı? No. Burada tabii, yani buranın en önemli özelliği ikinci el kitapçılar, kitaplar var ve kendiniz de gelip bir kitap satma köşesi var. Onu gösteremedim kalabalıktan ama kendiniz de gelip kitaplarınızı satabiliyorsunuz burada. Barnes & Noble's o chaininden, zincirinden ayıran en önemli özellik buranın daha otantik bir yer olması. Very authentic. Evet, daha otantik. Yani orası biraz daha öbür... Tremendously authentic. Barnes & Noble's biraz daha işte kitabını al, oku, kahveni iç, bir donut ye, takıl bölümü.
burası daha çok yani daha okurların beğeneceği, daha eski edition'ların olacağı, onun arasında bulunabileceği bir kitapçı. Ben tabii ki Strand'ciyim yani. Strand in American terms is more of a hipster location. Yeah, hipster. O zaman devam ediyoruz. Hadi bakalım. 5 stars. Testing the lockdowns and masks, so we're gonna take off our masks. Ya böyle çılgın insanlar da var işte. Karantinayı protesto ediyorlar şurada. Bakalım ne söylüyorlar. 40 million unemployed. Yani 40 milyon insan işsiz kaldı. O kadar şehir çöktü. Artık daha fazla karantina olmasın diye toplanmışlar burada. Ona yanaşmayalım onlara, değil mi? Evet, karantinayı protesto edenler. No, I'm not that good. I don't care. Good or bad, I don't. Burada da bakın şöyle satranç oynayanlar var. Bizdeki I don't judge. Bizdeki tavlacı amcalar gibi burada da amcalar var. Oturup satranç oynuyorlar bu parkta. Bakın masalarını falan kurmuşlar böyle. Soruyorlar böyle gelen geçene iddialı mısın, gel oynayalım falan diye. Daha neden oynamıyorsun? Ben New York'ta çalışırken buranın yakında çalışıyordum ve her gün bu parka geliyordum. Her gün gelip bunları izliyordum. Ben de satranç oynuyorum, bir gün izlersiniz. Her gün gelip bir yaşlıyı yenerdi mutlaka Taha. Yoksa geri eve gitmez. Am I right, bro? No. You would smack up a few old timers and then go back to work happy. Belki de adam seni tanıdı, o yüzden soruyor sana oyunu. Bu adam aslında çok meşhur biri. Öyle mi? Evet. Bayağı iyi oynuyor. Really? Bugün de şansımızda çok güzel bir hava var. Güneşli yani. Soğuk ama güneş insanın keyfini yerine getirmeye yetiyor. Parkın civarlarında birazcık şimdi yürüyelim. Parka girelim, şöyle bir göstereyim size parkı. Çok tatlı bir yer. Yine kalabalık ama. Bakar mısın, insanlar sıra sıra oturmuş, herkes artık pandemiden sıkıldığı için. Tarafa bakar mısın? Herkes orada. Gerçi güneş var. Ne yapsın insanlar? Pazar günü hava almaya diye buraya geliyorlar işte. Başka yapacak bir şey pek yok. Kitapçıların durumunu
ufak ufak da olsa bahsetmiştim. Biraz da Barnes & Noble özelinde anlatayım neler olduğunu. Tabii korona sonrası Barnes & Noble'da yaklaşık 500 tane dükkan kapatılmış bu zincirde. Özellikle tabii ki mağaza içlerinde olanlar. Ama Barnes & Noble'ın Strand'den biraz daha farklı hem zincir olması anlamında bir şansı vardı. Hem de 2019'da yeni bir CEO'ları oldu. CEO'ları da aslında İngiltere'de bilenler bilir, Don't Books vardır. Onun CEO'su buraya da biraz transfer olmuş oldu. Ve 2019 itibariyle biraz aslında dijitalleşmeye geçiyorlardı. O ön adım birazcık koronada Barnes & Noble'ın bir kısımda olsa işlerini kolaylaştırmış oldu. Çünkü özellikle ders materyallerini dijitalleştiriyorlar. Homeschooling'de, yani artık okullar da kapalı olduğu için korona döneminde öğrenciler ders materyallerini Barnes & Noble sayesinde dijital platformdan alabiliyorlar. O yüzden bir tık arayı kapatmış diyebilirim. Tabii hala ayakta kalmaya çalışıyor Barnes & Noble'da. Çok insan işten çıkarılmış durumda. Birazcık bakalım içine, şimdi hem konsept olarak konuşalım hem de koronada nasıl devam ediyor, biraz da onun derinine inelim. Keyifli bir kafesi var, işte çok keyifli, gelin okuyun vesaire, ama tabii biz okuyucular olarak böyle düşünüyoruz. Bir de Barnes & Noble'ın kendi bir gerçeği var, onu biraz daha bize anlatsın. Son 10 yıldır ne yapıyorlar? Evet, Barnes & Noble son 10-15 yılda insanlar geliyorlar, müşteriler geliyorlar ama kahve alıyorlar ve kitaplara bakıyorlar ama kitap satın almıyorlar. Bu yüzden adamlar 2013'ten 2020'ye, 2019'a kadar 1 milyar dolar kaybettiler ve aynı zamanda Amazon'ın Kindle'ına karşı kendileri Nook diye alet çıkarmışlardı, teknoloji. Ama ondan dolayı da 1.5 milyar dolar da kaybetmişlerdi. Şimdi yeni CEO aldılar. Onunla da bunu geri dönüş yapmaya çalışıyorlar. Yineden büyümeye çalışıyorlar. Evet. Taha'ya birazcık böyle özet yaptırdık. Bakalım biraz Türkçesiyle de daha keyifli anlattı bize. Bakalım. Şimdi evet, bu acı gerçeği söyledik. Özellikle koronadan sonra da ben size girişte anlatmıştım ama hani birazcık bu Don't'un sahibi, işte CEO'su burayı toparlamaya çalışıyor diye. Ama çok fazla gidecek yolları var. Çünkü kayıplar her geçen gün devam ediyor. Her ne kadar dijitale aktarıyor olsalar da bir şekilde kendilerini. Bu süreçte hayatta kalmak zor yani her kitapçı için. Tabii Barnes & Noble'ı hani uygun bulan, işte daha ortamına uygun bulan insanlar olabilir. Ama butik kitapçıları bu süreçte destekleyen daha fazla insan var korona sürecinde. Bakalım hem hangisi nasıl survive edecek? Aslında her biri için zorlu bir yolculuk yani. Gezmeye devam edelim. Taha'ya da teşekkür ediyoruz. Let's go. Şimdi kahvelerimizi alacağız, bu kadar konuşmuşken.
Flat white. Grande flat white? Yeah. Can I say I have a grande flat white? Starbucks var burada. O söylediğim az önceki kafe. Starbucks içinde yani. That's it. The only thing you have is the chili and the chicken. Okay, then that's fine. Bakın gayet tatlılar. Her şey var burada. Normally, people would be sitting and reading their books here, but obviously because of Corona, all the chairs, all the tables, it took them out. Where we're standing here, people would be hanging out, reading books, studying their schoolwork, whatever, you know. But it's a different atmosphere here in 2020. But overall, I still give it 5 stars. I have some bad news for you, by the way. It's 2021. 2021. we started off a little shaky. Yeah. Right, Taha? Everyone was so happy to be done with 2020, and 2021 has a wild start. Let's see where it takes us. Yeah. Alrighty. Okay, let's have our coffees then. My fans. And my my admirers. I don't know why, but Ismail tends to think that he has a lot of fans, right? Ismail's a social media influencer. Yeah. He believes he has lots and lots of fans. Write in the comments so Ismail can become a social media influencer. Yeah. Tell us what you think. See? How are we gonna drink this? No? Oh, okay. Biraz daha içeyim ya. Kahveleri aldık da tam şimdi şu köşede içelim dedik. Kadın indoor dining yok, içmek yok diyor. O zaman niye satıyorsunuz? Bak bu kadar tanıtım yapıyoruz. Bir iki yudum daha alayım. İsmail, bu durumdan sonra hala Barzanoğlu'la 500 üzerinden 5 mi veriyorsun? Protecting their customers. This is a statement. Doğru. Şimdi yanlış şey lanse etmeyelim. Kahveleri aldık ama içmiyoruz. Daha doğrusu işte içmememiz de gerekiyor zaten. O yüzden aldık çıkıyoruz. Burada da kocaman bir çocuk kitapları katı var. Çocuklar için gerçekten çok güzel dünyalar var burada. Yani düşünsenize bütün gün geçirebilir burada çocuğunuz getirseniz. Capcanlı bir ortam. Gerçekten güzel. Yani bir kat dediğim gerçekten kocaman bir yer. Şöyle arkaya kadar devam eden kocaman bir alan. Düşünün. Ben çocuk olsam buradan çıkmam ya. Çok keyifli. Burada da tıpkı Strand gibi plakların, CD'lerin, DVD'lerin olduğu bir bölüm de var. Şöyle bir yer. Yemek kitaplarının olduğu bölüm burası da. En ilgilenmediğim alan olabilir. Burası şu an Strand'e göre daha sakin. Biz çıkarken Strand'de acayip bir kuyruk oldu. Çünkü artık öğleni geçti. Oh,
Biz geldiğimizde hiç sıra yoktu ama şu anda insanlar o meşhur line'ı oluşturmuşlar. Erken bir saatte gelmenin faydalarını görmüş olduk. Bakın, yoksa şu kuyruğu bekleyecektik. Evet, iki bookstore'da gittik, gördünüz. Aşağı yukarı böyle bir özet olmuş oldu. Korona zamanında özellikle bu kitapçılar ne yapıyor, nasıl ayaktalar? Ufak bir briefing videosu olmuş oldu sizler için. Hem de bu kitapçılardan hiçbirine gelip görmemiş olanlar için bir ön bilgi oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Tabii şimdi bu YouTube'a yeni geldiğim için benim için gerçekten yeni abonelerin, yeni yüzlerin geldiğini görmek çok motivasyon kaynağı oluyor. O yüzden lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve beğene basın. Ve lütfen yorumlara yazın. Ne gibi videolar görmek istiyorsunuz? Daha nerelere gidelim? Sizler için ne yapalım? Birazcık bizi yönlendirin lütfen. Şimdilik böyle. Biz şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Şimdilik hoşça kalın, görüşürüz.